Vay canına, bence harikaydı. Özel efektlerin çok güzel olduğunu düşünmüştüm ama yine de yeterince korkutucu değil. Şaka yapıyorsun. Peki dişlerin neden gıcırdıyordu? Ses efektleri için mi? Sevgili öğrencilerim, hepimizin biraz önce izlediğimiz ve çok ilginç bulduğumuz filmin yönetmenine büyük bir alkışla hoş geldiniz demenizi istiyorum. Ve sinema sanatının büyüleyici alanındaki çalışmasını bizimle tartışmak üzere burada olan ve bizi onurlandıran James Finson şu anda karşınızda. Teşekkür ederim. Ayrıca burada yeni filmimi çekmek için mekanlarda arayacağım. Aynı zamanda burada artık hiç kimsenin ilgilenmediğini duyduğum ama benim çok ilgimi çeken eski bir fabrika var. Bir fabrika mı? Hayır, bizimki olamaz. Gerçekten mi? Harika, teşekkür ederim. Buna inanamıyorum. Şuna bakın. Ben de istiyorum. Bu Fiyas'ın denilen adam süper bilgisayarımız olduğunu öğrenirse başımız derde girer. Ve bu da onu kullanmasına kesinlikle engel olmak zorundayız demektir. Evet, tabii ki zorundayız. Ama nasıl? Endişelenecek bir şey yok. Benim bir fikrim var. Keşke ben de sizler kadar fikirlerine güvenen biri olsaydım ama değilim. Hiç değil. Sizinle tanıştığıma çok sevindim Bay Finston. Filmlerinize bayılıyorum. Çok büyük bir hayranınızım. Sahiden mi? Sizinle zevklerimizi tartışamam. Filmlerimi ben de severim. İsmin ne? Neden bir sonraki filmimde başrolü vereceğim giderek yükselen bir star olan Sisi'ye diye yazmıyorsunuz? Sanırım şöyle yazacağım. Çok cüretkar olan Sisi'ye. Ve de çok yetenekli. Bunun için üzgünüm Sisi ama casting tamamlandı. Bütün roller de dağıtıldı. Bu nedenle bir dahaki sefere kadar bol şanslar. Merhaba bayım. Sözünü ettiğiniz fabrikaya gittiniz mi? Bunu merak ediyorum doğrusu. Hayır ama bugün öğleden sonra araştırmaya başlayacağım. Ben oranın içini dışını bilirim ve sanırım benden daha iyi bir rehber bulamazsınız efendim. Öyle görünüyor ki bu okuldaki herkes biraz cüretkar. Harika! Düşündüğümden bile daha iyi. Evet, iyi görünüyor. Sorun şu ki paramparça olmuş. Umarım tavan tepemize çökmez. Bu harika. Tehlikeli şeylere bayılırım. Sürekli aradığım şey budur. Bir aktör baskı altında daima daha iyidir. Ekipmanınıza göz kulak olsanız iyi olur. Burada fareler cirit atıyor. Fareler mi? Ne kadar şanslıyım. İçinde farelerin olduğu bazı sahnelerim var. Sonuç, harika bir fikre sahip olduğunu söylediğinde Uli'ye asla güvenme. Onu iğrendirmeye çalıştı ama o tam tersine daha da heyecanlandı. Haklısın, bu harika bir set. Bunca yıldır buraya depoladıkları uranyumlar için yazık. Gerçekten çok yazık. Belki bir gün artık radyoaktif olmaz, öyle değil mi? Yük asansörünün nereye çıktığını biliyor musun? Eski şeyin mi? Yıllar önce çalışmayı kesti. Söylediklerine göre çalıştığı zamanlarda... Neydi o gürültü? O gürültü mü? Hiçbir şey. Hiçbir şey değildi. Bu fabrikayı hortlakların ziyaret ettiği konusunda bir söylenti var. Ama ben tabii ki buna inanmıyorum. Yani... Bu yer giderek sandığından daha da iyi olmaya başlıyor. Ve sen de buranın içini dışını çok iyi biliyora benziyorsun.
Filmde teknik danışman olarak çalışmaya ne dersin? Harika değil mi ha? Evet yap bunu yap evet de. Ciddi evet misiniz? De. Tabii ki ciddiyim. Evet. Bu büyük bir onur olur efendim. Tek sorun şu ki okul müdürümüz dersleri kaçırmama asla izin vermeyecektir. Ben onunla konuşurum. Sisi, baban Urlich'in tek ders kaçırmasına bile izin vermezdi. Bunu göreceğiz. Hiçbir şey büyük bir film yıldızı olmama engel olamayacak. Hayır dede, inanılır gibi değil. Jenner'i adını yazacağıma bile söz verdim. Bay Finson, sizinle biraz konuşabilir miyim? Buna inanamıyorum. Sisi Finson'un filminde rol almış. Evet, okuldan kaytarmam konusunda babamı ikna etmesinin karşılığı olarak. Ulrich ve Sisi birlikte bir filmde oynuyorlar. Bu büyük bir aşkın başlangıcı olabilir bence. Evet, haklısın. Beni bir an için kendi başıma bırakmaz. Senin gerçek görevin laboratuvarımızı hiç kimsenin keşfetmemesi için orada, yani fabrikada olmak. Yapma. Hiç de o kadar kötü olmayacak. Çok ağır olmadığından emin misin? Büyük bir yıldız haline geleceğimi ve senin de bu olaya canlı olarak tanıklık edecek kadar şanslı olduğunu düşündükçe sana gıpta ediyorum. Gerçekten ediyorum. Merhaba, Bay Finston bizi bekliyor. Cep telefonlarınız var mı acaba? Cep telefonları mı? Var tabii ki. Olmadığını nasıl düşünebilirsiniz? El konuldu. Bay Finston'un talimatı. Çekim sırasında Finston'un onayı olmadan dış dünya ile iletişim kurmak yasaktır. Bunda amaç senaryo ile ilgili bilgilerin ve dedikoduların basına sızdırılmasını önlemektir. Herkesin kapıdaki nöbetçilerle birlikte burada uyumalarının bunu sebebi de bu. Her şey bir yana çok da eğlenceli. Evet ama bir sorun çıktığında, örneğin anne babalarımızla temas kurmak istediğimizde ne olacak peki? Onları arayamayacak mıyız? James Finson'la film çektiğinizde asla sorun çıkmaz. Huysuzluk yapma. Bu hayatımızın fırsatı olabilir. Düşünsene çok romantik olacak. Issız bir adada olmak gibi fantastik bir şey. Çok sabırsızlanıyorum. Hepinizin filmin ana karakteriyle tanışmanızın zamanı geldi. Kendinizi büyük bir sürprize hazırlayın. Ürkmeyin. Düşündüklerinizi söyleyin. O bulduğum en iyi canavar değil mi? Ve üstüne üstlük iğrenç yapışkan lifleri fışkırtmasının bir yolunu da keşfettim. Ayağınız yerden kesilecek. Göreceksiniz. Komik ama bana gördüğüm bir yaratığı hatırlatıyor. Ama ismini hatırlayamıyorum. Benim yaratığım eşsizdir delikanlı ve filmim yapılanlara asla benzemeyecek. Bay Finson, sakıncası yoksa senaryomu alma konusunda çok endişeliyim. Bilirsiniz biz profesyoneller çok ciddi insanlarızdır. Tabii. Evet, al bakalım. Al. Teşekkür ederim. Tamam işte, sen yaratığın ilk kurbanı olacaksın. Ekranda 20 saniye. Evet ama 20 saniyelik şöhret. Bunu hemen çekebiliriz. Sorun bir sonraki sahnede olacak. Bir terslik mi var? Cep telefonumu aldılar. Finson tamamen paranoyak. Seninle bağlantı sürdürmek kolay olmayacak. Bak sen. Ha? Burası ne kadar garip bir yer böyle. Ulri, duyduğum şeyin Sisi'nin sesi olmadığını söyle bana lütfen. Sisi dinle. Bunu sana açıklayamam ama bu konuyu hiç kimseye anlatamazsın. Yoksa... Yoksa ne? Bir canavarın beni tek bir lokmada yutacağını mı? Ulri. Oh.
Jeremy, burada büyük bir sorunumuz var. Ulrich, neler oluyor? Neydi o gürültü? Beni takip et, çabuk ol. Hadi. Ulrich, neler oluyor? Cevap ver lütfen. Zena bir şeyler yapacak. Kulelerden biri faaliyete geçirildi. Kuleyi lokalize etmek için bir tarama yapıyorum. Odu uyandıracağım ve Yumi'yi çağıracağım. Kim o kuş beyni? Aa, siz miydiniz patron? Özür dilerim. Fena değil ha. Onu sadece film için hazırladım. Tamam sizi tembeller. Hadi gidelim. Bir film çekeceğiz. Gidin yaratığı getirin. Patron. Ha? Gelip bir bakın. Burada küçük bir sorunumuz var. Küçük bir sorun ha? Sen buna küçük bir sorun mu diyorsun? Git ve bul onu, anlıyor musun? Buradan tek başına yürüyüp gitmiş olamaz. Bul onu. Bay Finson, gençlerin ikisi de ortadan kayboldu. Plastik ve kauçuktan yapılan bir makine nasıl canlanır? Ben gidip Ulrich ile Sisi'yi bulmaya çalışacağım. Bağlantıyı koparmayacağız, tamam mı? Tamam. Alida, ot dalmak üzere, tamam mı? Her şey nasıl görünüyor? Oldukça kötü, sen haklıydın Jeremy. Zena gene bir şey yapacak. Tarıma faaliyete geçen kulenin kutup bölgesinde olduğunu belirledi. Gerçekten yaratığı çalanların o iki genç olduğunu mu düşünüyorsun? Eğer onlarsa dua et de Bay Finson onları bulmasın. Tamam Jeremy, ben hazırım. Aile de kutup bölgesine gidiyor. Tarıma kulenin orada olduğunu belirledi. Aktarmayı başlatacağım. Aktarma o. Tarama. Sadalaştırma. Çok güzel bir yer ama biraz da sıcak olsa iyi olur. Kulenin platosu o yönde. Hadi gidelim. Koşarsak ısınırsın. Kendi gerekeni kolayca yapabilecekken neden bizi böyle terk etti?
Ötekileri cezbetmek için bizi yem olarak kullanmak istediğinden eminim. Başkaları derken bütün çeteden mi söz ediyorsun? Her neyse. Orik, sizi. Hey Yumi. Ne yaparsan yap hiç kıpırdama. Gerçekten çok komiksin. Ay Yumi, bir gün sana bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmemişti ama seni gördüğüme gerçekten çok sevindim. Daha sonra öpüşüp koklaşabilirsiniz. Gitmek zorundayız. Yoksa Zeyne hedefe ulaşacak. Ha? Ve çabuk olun. Oğut, Aylida, lütfen dikkat edin. Zena canavarları dışarı saldı. Hemen arkanızda lazerlerle silahlanmış bir sürü canavar. Her saldırıda 20 yaşam noktası. Küçük bir şişe beni sıcak tutar. Karşılama komitesi huzurunuzda. Lazer oku. Aha, o dikkat et. Hadi devam edelim. Yumi, Yumi beni duyabiliyor musun? Hadi Yumi, lütfen cevap ver, neredesin? Yaratığımla ne yaptığını hemen söyle bana. Ha? Aha. Ama. Hadi gidelim. Patron, buldunuz acaba? Ah. Kaçmalarına izin vermeyin. Hadi. Dur! Seni ben yarattım. Bana itaat etmek zorundasın. Duydun mu? Jeremy, ben Yumi. Evet, evet onları buldum. Ama Zena buradaki canavarın kontrolünü ele geçirdi. O, Yumi ve Uldurayın başı büyük belada. Fazla zamanımız yok. Vay canına, tabii ki çok dik. Başka seçeneğimiz yok. Burada yaşayalım artık. Sırası gelmişken Jeremy. Bunun sonunda ne var? Tamam, bir fikrim var. Geronimo! Sanıyorum kule şimdi oldukça yakın. Bilgi için teşekkür ederim Jeremy. Sence beğendi mi? Hoşguluyum. İlk defa ne kadar yetenekli olduğumu gösterme fırsatı buldum. Ve o mekanik canavar deliğe dönmek zorunda kaldı. Ayrıca kafayı da bana taktı, anlayamıyorum. Bunu hak etmek için o plastik bislik parçasına ne yaptım ben acaba? Uri, onun bir süre için hareketsiz kalmasını sağlayabilir misin? Şşt. Aylita, kuleyi görebiliyor musun? Evet ama çift görüyor olabilirim. Jeremy, burada iki kule var. Bu nasıl olabilir? Ben haritada bir tane görmüştüm. Zena aklımızı karıştırmak için onu yaratmış olmalı. Evet, onlardan birini seçip girmeliyiz artık. Merhaba Jeremy, bize verebileceğin bir haber var mı? Yumi, neler oluyor? Lütfen cevap ver. Yumi! Yumi! Oğut! Biliyorum, acele etmemi söyleyeceksin. Ama haberin olsun, biz de burada çay partisi yapmıyoruz zaten. Yürü!
Alida, kulelerden birini şimdi seçmen lazım. Onları daha fazla tutamam. Tamam. Lazer oku. Al bakalım. Olamaz, oklarım bitmiş. Ben başlıyorum. Fabrikayı filmde kullanmak harika bir fikirdi. Teşekkür ederim. Bunu büyük ve alçak gönüllülükle söylüyorum ki benim fikirlerimin kesinlikle eşsiz olduğunu itiraf etmek zorundayım. Harika bir set oluyor. Sırası gelmişken, burada daha önce bir başka film çekildiğini biliyor musun? Şaka yapıyorsun. Hayır, bir yaratıkla ilgili bilim kurgu filmiydi. Gerçekten muhteşem bir filmdi. Hayır, bunun üzerine biraz düşündüm ve sanırım fabrika iyi bir fikir değil. Ayrıca bu başlangıçta benim fikrim de değildi. O da ne? Sana yalan söylediğimi söylemeye nasıl cüret edersin? Başka bir yapımcı bile bulabilirim. Evet.